Galatasaray'da yeni transferler için Türk Telekom Stadında imza töreni düzenleniyor. Ses ve ışık gösterisi eşliğinde. Binlerce taraftar var tribünlerde. Yeni transferler başta Falcao olmak üzere. Birazdan taraftarın önünde resmi sözleşmeye imza atacaklar. Tribünlerde çok güzel görüntüler var, onu belirtelim. Evren Turan tarihi günlerinden birini yaşıyor Türk Telekom. Evet, yani müthiş bir atmosfer var. Suat Ateş'i de, Suat abimiz, o da iyi bir Galatasaraylıdır. İyi bir DJ. Onun şarkılarıyla muhteşem bir o atmosfer var. Öründe Turkuaz Radyo'dan, evet. Hop Dedik Ayhan sunacak. Şampiyonluk törenini de sevgili Hop Dedik Ayhan sunmuştu. O da iyi bir Galatasaraylıdır. Turkuaz Radyo'da da tabii bütün kulüpler bunları yaptı, yıllarca yapıyorlar. Taraftarlar gelip oraya şu dünya yıldızını görmek istiyor. Guti için böyle bir tören, evet, hatırlıyorum. Guti için de yapılmıştı. Roberto Carlos için yapılmıştı. Gerçekten muhteşem atmosferde. Robin Van Persie için yine Fenerbahçe'ye böyle bir tören düzenlemişti. Ama bayağı bir tam seyirciyi bilmiyorum. 20 bin taraftar üzerinde var. Taraftar olduğunu tahmin ediyoruz. O çıkışlar, gelişler. Acaba kaç tane oyuncu? Bazıları çünkü yeni transferlerden, yani tamam Falcao için yapılıyor bu tören ama diğer oyuncular da tanıtılacak. Bazıları milli takımda. Mesela Enzonzi yok. Andorra ve Remina da imza. Evet, onlar imza atacaklar. Andorra da milli takımda, bilmiyorum ama Remina olur. Falcao zaten burada. Özellikle yani bu olay Falcao için yapılıyor. Taraftar onu görmeye geliyor. Haksız da sayılmaz. Ama diğer transferlerde herhalde orada olacak. Burada olanlar. Milli maç arası olduğu için. Aynen öyle. Yani iş günü olmasına rağmen Galatasaray taraftarda tribünleri doldurdu. Acaba Falcao bir konuşma yapar mı? Bakalım nasıl bir şov yapacaklar, ben de merak ediyorum. Galatasaray televizyonunun çekimizi var. O görüntüleri bizler de paylaşıyoruz izleyenlerimizle. Onu da belirtelim. Detayları da bizim kameralarımız tespit edecekler. Tabii bu büyük bir sorumluluk. Yani Falcao şu an dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Ama şöyle bir karşılama, böyle bir ilgi hiçbir takımda görmedi. Hayatında böyle bir şey yaşamamıştır. Yani o kadar üst düzey oynamasına rağmen böyle bir karşılama, böyle bir tören yaşamamıştır. Yani bu adam burada gelip performans verir, yani verecek. Allah yeter ki sakatlık vermesin. Bu da ciddi bir sorumluluk bir oyuncu için. O da o baskıyı hissedecek. Tabii. Ona göre bence daha çok sıkacak, daha çok isteyecek, daha çok zorlayacak. Bunlar önemli şeyler. Çünkü beklentiyi biliyor. Beklenti çok büyük. Ama futbol biliyorsun. Yani ne olursa olsun takım. Aynen takım öyle. Oyunu. Yani takımın iyi olursa, sana o topu getirirsen, o topu ona getireceksin ki o işi bitirecek. Falcao çok gerilere gelirse, top almaya oraya buraya giderse olmaz. Topu getireceksin. Belanda'yla, Feguli'yle. Getirecek uyumu, oyuncular da var. Tabelle uyumu çok önemli tabii. Getirecek oyuncular da var. O kalitede oyuncuları da aldı Galatasaray. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performans çok önemli Falcao. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde yani çok o kalitesini çok... Şampiyonlar Ligi'nde göstermesi lazım, evet, Falcao. İki tarafta da, üç tarafta da, hatta Ziraat Türkiye Kupası'nda da. Çünkü Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na da her zaman çok önem veren bir takım, camia. Bunu gösterdi. O kupayı en çok kazanan, evet, takım. Yani o ilk kademe maçlarında bile hoca zaman zaman en iyi az kadrosunu çıkardı. Doğru. Her maça önem verdi. Bütün takımlarımız böyle olmalı. Her maç önemlidir. Kupalar camia arası çok önemli. Dünyada da böyle aslında. Avrupa kupalarında görmüyor musun işte? Ronaldo, Messi, Paris Saint Germain işte geçen sene bütün kupalarda Neymar'ın da işte sakat olmadığı zaman Mbappe, Cavani hepsini oynattılar. Yani oynatacaksın abi sen. Hedefliysen, büyük camiaysan veya fark etmez kupayı almak istiyorsan. Ortada bir kupa varsa onu almak için uğraşmalı büyük takımlar. Bütün takımlar aslında. Tribünler için neler söylemek lazım? Hafta içi, iş günü beklenenden az bir sayı mı var diye çok sayıda soru geliyor. Hayır. Yok, bana gelen, muhabirimizden gelen bilgiye göre 20 binin üzerinde taraftar oldu. Bence gayet iyi. Zaten taraftar gitti karşılamıyor. Burada da ciddi bir hafta içi olmasına rağmen 20 bin kişi oraya toplamak belki daha da fazla olur birazdan. Önemli bir şey. Taraftar da ilk haftalarda biraz gergindi farkındaysan. Transfer sürecinin bitmesiyle, Falcao'nun gelmesiyle beraber de taraftar da ciddi şekilde rahatladı. Onun için onların da bugün burada olmaları çok önemli. Uçaktan Falcao Galatasaray atkısıyla girilmişti. Bugün nasıl bir şovda çıkacak sahaya merak ediyorum doğrusu. Henüz sahaya gelmedi yeni transferler.
Tam 8'de değil mi? Şov eşliğinde evet 8'de başlayacağı duyurulmuştu. 19.05'te Türk Telekom stadında kapılar açıldı ki bunun çok öncesinde taraftarlar stada gelmeye başlamıştı. Acaba burada olan diğer oyuncular gelecek mi takımda olan? Yani milli takımlarında olmayan oyuncuların hepsi getirecek mi hoca? Onu bilmiyoruz. Tören başladığında hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'da imza törenini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Çok kısa bir reklam.